Manşete hoş geldiniz. Bugün İngiltere ile başlayıp Türkiye ile devam edeceğiz. İngiltere'de mühim gelişmeler oluyor. Başbakan değişti. Yeni başbakan belli oldu. Tik tak zaman ayarlı tuzak. Buna dikkat çekeceğim ama birkaç dakika sabrınızı istirham ediyorum. Çünkü İngiltere ile başlamamız lazım. Dünyanın gözü kulağı İngiltere'de başbakanın kim olacağı üzerineydi. Dile kolay iki ayda üç başbakan gördük. O arada bir kraliçe bir kral İngiltere herhalde tarihinin en çalkantılı politik sürecinden geçiyor. Son 40-50 yıldır böyle bir çalkantı, böyle bir türbülans, böyle bir siyasi kriz, politik kriz ve tabii eş zamanlı olarak bağlı olarak ekonomik kriz görülmedi. Zaten ekonomik krizin etkilerine bağlı olarak politik kriz yaşanıyor. Ondan dolayı ağırlıklı olarak, ağırlıklı nedenlerden biri buydu. Boris Johnson hükümeti gitti, Listeras hükümeti geldi, o da tuturamadı. Şimdi Rishi Sunak yeni hükümeti kuracak. Hoş Boris Johnson'u götüren nedenler ekonomik nedenler değildi ama bunun da elbette bir faturası vardı Boris Johnson'a. Boris Johnson pandemi sürecinde başbakanlık ofisinde verdiği partiler işte en son o, cinsel tacizi tescilli birini parti yönetiminde tutması veya hükümet yönetiminde tutması falan gibi nedenlerle hala soruşturulduğu nedenlerle istifa etmek zorunda kaldı Temmuz ayı başında. Fakat bu başbakanlık yarışında tekrar soyundu. Yani giderken ben döneceğim demişti. Fakat bu dönüşün bir iki ay içinde olacağını kimse beklemiyordu. Ama belli ki Boris Johnson bir politik figür olarak Britanya siyasetinde etkisini sürdürmeye, Muhafazakar Parti içerisindeki artık dengeleri gözetmeye fırsatını bulduğunda tekrar aday olarak ülkeyi yönetmeye veya parti liderliğine talip olmaya devam edecek. Bunu sürdürecek. 2 ayda 3 başbakan değiştirdik. Evet, kraliçe elbette eceliyle öldü. Yerine 70 yıldır e, tacı bekleyen Kral 3. Charles e, tahta geçti. Bu doğal bir süreçti belki ama e, politik sahada yaşananlar doğal değil. Boris Johnson 6 Eylül'de istifasını kraliçeye sundu. Yeni lider seçilince elbette yoksa e, görevi bırakacağını Temmuz başında açıklamıştı ama yeni liderin seçilmesi yaz da etkisiyle iki aya yakın bir süre sürdü. Fakat bu defa bunu kaldırır bir politik atmosfer olmadığı için günler içerisinde yeni liderin, muhafazakar partinin yeni liderinin seçilmesi icap ediyordu. Listras 44-45 günde havlu attı. Yerine Reşit Sunak en güçlü adaylardan biriydi. Fakat şu oldu. Çok aday çıkmadı. Esasen çok aday çıktı ama bu defa muhafazakar partide seçim sürecini yöneten 1922 komitesi seçimi zorlaştırdı. Süre kısa olduğu için ve 100 milletvekilinin imzasını istemişti. Yazın yapılan seçimlerde 20 milletvekilinin imzası yetiyordu adaylık için. Fakat bu defa 100 milletvekili imzası deyince işte Rishi Sunak dışında iki aday Boris Johnson ve Penny Mordaunt 100 imzayı bulamadılar. Bulamadıkları için de önce Johnson pazar gecesi ardından Penny Mordaunt oylam yani başvuruların bitmesine dakikalar kala adaylıktan çekildi ve Rishi Sunak desteğini bildirdi ve Rishi Sunak elindeki imzalarla tek başına kaldı ve seçimsiz Britanya'nın yeni başbakanı oldu daha doğrusu muhafazakar partinin yeni lideri oldu başbakan olabilmesi için kralın onu ataması icap ediyor evet resimde 3 e, isim yan yana görülüyor soldan sağa Liz Truss, Rishi Sunak ve Boris Johnson 2 ayda Britanya'nın gördüğü 3 başbakan dile kolay tarihe şimdiden geçti bu kadar kısa sürede böyle bir değişim gözlenmedi Aynı yılın içinde üçüncü başbakan olarak da bakabiliriz buna. Aynı yılın içerisinde bir dördüncüsü, beşincisi olur mu bunu zaman gösterecek ama Rişi Sunak'la artık en azından piyasalar, siyaset, sahnesi bir nefes almak ve e, önünü görmek istiyor. Rişi Sunak da hata yapma tahammülü olmadığını biliyor ve onun için birlik çağrısı yaptı. E, 42 yaşında modern Britanya'nın en genç başbakanı. 2 asır kadar evvel 24 yaşında bir başbakandan bahsediliyor ama uzak tarihler 1800'lü yıllar 42 yaş gerçekten son derece genç dinamik bir yaş. Ben açıkçası politikanın gençleşmesini savunuyorum. Yani son 40-45 yıl içerisinde Britanya gördüğü 9 başbakandan 4'ü 50'li yaşlarda Margaret Thatcher dahil Theresa May dahil 5'i 40'lı yaşlarda başbakan olmuş isimler. Lisstras da 47 yaşındaydı, Rishi Sunak 42 yaşında, Boris Johnson başbakan olduğunda 55 yaşındaydı. Fakat bunlar bu yaşlar gerçekten çalışılabilir, dinamik yaşlar ve insanın gerçekten bütün bilgisini, birikimini, deneyimini siyaset sahne sahnesine koyabileceği yaşlar. Görüyoruz liderler özellikle şu son dönemde oturdukları koltuktan kalkmayı bilmiyorlar. Sadece Türkiye değil. Hemen her yerde bu söz konusu. Siyaset adeta bir meslek haline gelmiş. İşte Çin lideri 67'de kal 68'de gidersin gibi bir kural varken 69 yaşında olduğu halde gitmedi. İki dönem kuralını da kendi lehine değiştirdi. Putin aynı şeyi yaptı yukarıda. Herkes benzer bir şekilde süresini uzatmaya çalışıyor ve alttan gelen kadrolara yer açmıyor. Dünya nüfusu artarken, ülkeler kalabalıklaşırken ve yeni nesil politikada kendine alan açmaya çalışırken Liderler durdukları yerde duruyorlar ve alttan gelenlere bu fırsatı vermiyorlar. Bana göre politikanın yaşı, siyasetin yaşı, başbakanlık, bakanlık, kırklı yaşlar, en geç ellili yaşlar. Altmışlı yaşlarla birlikte çok gerekmedikçe insanlar politika sahnesinde olmamalı. Elbette şöyle olabilir yani bir doğayen olarak olur, bir akil insan olarak olur, parti kurullarında olur, görev yapar ve yeni gelen insanlara, yeni yetişen insanlara bilgisini, tecrübesini aktarır tavsiyeleriyle var olur. 1980 Southampton doğumlu. Yani Rishi Sunak bir göçmen ailenin çocuğu. 60'lı yıllarda Afrika'dan İngiltere'ye gelmiş bir Hintli ailenin çocuğu. Hindistan nüfusunun bir bölümü İngiliz sömürgesi altındayken Afrika'ya taşındılar. Mesela Gandhi de Afrika kökenliydi o yönüyle. Bu aile Afrika'dan İngiltere'ye gelen bir aile ama çocuklar Britanya'da, İngiltere'de dünyaya gelmişler ve İngiliz okullarında okumuşlar. Son derece prestijli okullarda okudu, okuyor, okumuş Rishi Sunak. Oxford'da ve Kaliforniya'da felsefe, ekonomi, politika eğitimleri almış ve enteresan olan politikada İngiliz politikasının en zengini diyebiliriz. ...yarım milyar sterlin olarak ifade ediliyor... ...ama ilan edilmiş bir servet değil bu... ...açıklanmış bir servet değil... ...çünkü Rishi Sunak... ...Hindistanlı dolar milyarderinin... ...kızıyla evli... ...böyle bir yönü var... ...evet... ...2019'da... ...siyaset sahnesindeyken... ...kabinede görev alma başladığında... ...kabinede görev aldığı yıllarda... ...BBC'ye verdiği röportajda çarpıcı anekdotlar var... ...göçmenliğine vurgu yapıyor... Yetiştiği kültüre vurgu yapıyor fakat bir paragraf var ki onu aynen okuyacağım bu çok önemli İşte derisinin renginden dolayı görünüşünden dolayı insanların batıda yaşadığı sıkıntıları içinde bulunduğu atmosferi içinde bulunduğu ruh halini duygu halini göstermesi açısından önemli muhtemelen ergenlik döneminin ortasındaydım küçük erkek ve kız kardeşlerimle beraber ayaküstü yemek yenen bir restorana gitmiştik. Ben onlara göz kulak oluyordum kardeşlerime. Yakınımızda birileri oturuyordu ve hayatımda ilk kez etnik kökenle ilgili çok nahoş şeyler söylendiğini duydum. Canım yanmıştı, hala hatırlarım, hiç unutmadım. Bu önemli dış görünüşünden dolayı şimdi ben mesela ailem, bizim çocuklar dış görünüş itibariyle İngilizlerden çok fazla bir bakışta ayırt edilmeyen insanlarız. Dolayısıyla bu tür nahoş bakışlara maruz kalmıyoruz, kalmadık. Ben bugüne kadar da böyle bir şey yaşamadım. Fakat bulunduğunuz ortamda yabancı olduğunuz belli olur anlaşılırsa, Türkçe konuşursanız veya aksanınızdan her neyse İngilizce'deki aksanınızdan bu anlaşılıyor. Orada da belki farklı bir muamele görebiliyorsunuz ama şahsen ben böyle bir şeye asla maruz kalmadım. Ailem de maruz kalmadı e, ve e, bilakis... E, bu tür davranışlar şu anda İngiltere'de hoş karşılanmadığı gibi e, itab ediliyor. E, hoş Yani toplum bunu derhal e, toplum buna derhal tepki veriyor ve insanlar böyle düşünseler bile, zihinlerinden geçirseler bile bunu ortaya koyamıyorlar. Fakat Rishi Sunak buna maruz kalmış ve buna maruz kalması doğma büyüme İngiliz ve ...bir British gibi, British ile İngilizce konuşuyor. Yani ana dili İngilizce. Ve o bu ülkenin okullarında okumuş bir insan. Tıpkı mesela şu anda benim çocuklarım gibi. Onların Türkçe ikinci dili artık. Fakat görüntüleri, görünüşlerinden dolayı... ...Hintli oldukları belli olduğu için... ...derilerinin renginden dolayı... ...bir e, kınamayla ya da böyle hoş olmayan bakışlarla... ...nahoş bakışlarla karşılaşıyorlar ve bunu... Bunun etkisi altında kalmış. Bunu anlatması önemli. Bugün Britanya'nın başbakanı bu şahıs. Bu açıdan da önemli. Can Dündar'ın yorumunu önemsiyorum. 50 yıl sonra Suriyeli, Suriye kökenli birinin Türkiye'de başbakanlığına veya devlet başkanlığına hazır mıyız diye soruyordu. Evet. Çünkü Suriyeliler Türkiye'de artık çocuk yapıyorlar ve yeni gelen çocuklar, yeni gelen Suriyeli nesiller artık hem Türkiye vatandaşı hem de doğuma büyüme Türkiye'li olacaklar ve Türkçe ana dilleri olacak gazeteler e, alkışladılar e, başbakanı. E, The Times, e, The Guardian hep aynı başlıklarla çıkmış dikkat edilirse. Yani e, Sunak, Rishi Sunak milletvekillerinden e, birlik istiyor ve eğer diyor bir olmazsak ölürüz. We must unite or die. Eğer birlik olmazsak ölürüz ve partisinin arkasında desteğini görmek istiyor. Bu çok önemli. Başarılı olmak zorunda çok güç başarılı olması onu söyleyeyim. Gerçekten kritik bir eşikten geçiyor İngiltere. Başarılı olması çok güç, başarılı olmak zorunda. Bunun da farkında kolay bir dönemde e, görevi üstlenmiş bir isim değil. Yani gerçekten zor bir dönem. Yani öyle herkesin de kolay kolay atlayacağı bir makam değil şu anda İngiltere'nin başbakanlığı. Aynı amaçlık e, Daily Express gazetesinde de var. Independent bir seçim bile olmadan, basit bir seçim bile olmadan başbakan olduğuna lider, muhafazakar parti lideri olduğuna vurgu yapmış. Doğru. Esasen iki aday çıksaydı muhafazakar partinin meclis grubunda oylama olacaktı. Fakat o bile olmadan topladığı imza ile diğerleri yeterli imzaya ulaşamadığı için otomatikman Rişi Sunak başbakan oldu. Seçimsiz başbakan oldu. Oylamasız başbakan oldu. Daily Mail'da aynı şekilde Yeni bir dönem diyor. Yeni bir şafak, yeni bir ışık Britanya için. Daily Mirror e, muhafazakar partiye muhalif bir gazete. Kim oy verdi sana diye sormuş manşetinden. E, evet yani esasen muhafazakar, muhafazakar parti 2019 Aralık ayındaki seçimlerle tek başına iktidara geldi ama başında Boris Johnson vardı. Ve o verilen oylar bir anlamda lidere giden oylardı bir anlamda. Elbette parti oylar veriliyor ama... Ee, siyaset böyle bir şey. Haliyle şu anda partinin başındaki isim ne Liz Truss öyleydi ne de Rishi Sunak öyle. Ee, seçim kazanmış, seçime girmiş bir lider değil. Dolayısıyla liderin demokrasilerde düştüğünü ispat etmesi ancak seçimle oluyor. Onu ona göndermede bulunmuş değilimirir. Sen seçim kazanmadın ki kim sana oy verdi? Evet. Financial Times'da Rishi Sunak'ın bir numaralı ana gündeminin ekonomi olduğunun altını çizmiş efendim. Bunlar da sıradaki başbakan adayları, işte dediğim gibi bir kere görevi yapan bir daha dönmediği zaman ki Britanya geleneği öyle genelde. Çok nadir birkaç örnek var ama başbakanlıktan ayrılan bir daha dönmüyor. Boris Johnson istisnası olacak mı bilmiyorum ileride göreceğiz. Başbakanlıktan ayrılan bir daha dönmüyor. Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, Theresa May yani akla gelen bütün örnekler bir daha dönmemiş ve dönmeyi de düşünmemiş. Düşünseler bile zaten buna siyasal zemin imkan vermemiş. E, alttan gelen insanlar e, halen liderlik için iddialarını sürdürüyorlar ve hala hazırda şu grafikte Listrasla Rishi Sunak çizersek pek çok Sacit Cavit gibi, Jeremy Hunt gibi, Michael Gove gibi, Ben Wallace gibi, Dominic Raab gibi lider adayları var ve onlar da ısınıyorlar. Yani Reşit Sunaktan sonra çok sayıda aday var yerine gelecek olan gelmeyi bekleyen. Fakat tabii siyasi zemin, politik zemin, Muhafazakar Parti bu kadar sık aralıkla lider değişimini kaldırır mı? Hiçbir sistemde kaldırmaz. Evet. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Bu grafiği onun için seçtim. Gayet güzel bir grafik. Yani beş parmakta oynatılan adeta kukla gibi oynatılan megafon var, kamera var, mikrofon var, gazete var. Ben bu grafiğe akredite basın diyorum ya da akredite muhalif de diyebilirsiniz. Yeni işte duyuldu AKP işte Türkiye'nin 100 yılı falan başlığıyla Cumhuriyet'in 99. yılında seçim kampanyası startını verecek ve bu toplantıya e, ...muhalif görünümlü... ...akredite muhalif... E, ...kimi isimlerle davet edilmiş... ...kurumsal ya da... ...işte e, kendi mecralarında... ...gazetecilik yapmaya çalışanlar... ...yayıncılık yapmaya çalışanlar... ...bu tartışma yürüyor... ...gidelim mi gitmeyelim mi... ...gidersek soru sorabilecek miyiz falan... ...o tartışmada değilim... ...o toplantıya çağırarak... E, ...iktidar e, bir anlamda... ...sizin üzerinizden kendi meşruiyetini... ...bir kere daha sağlama alacak... E, ...ve... E, bu attığı zeytin dalı e, sahte bir zeytin dalı e, seçimden sonra istediğini elde ederse kimseyi tanımayacak bunu herkes de biliyor. Bugüne kadar yüzlerce medya kurumunu gömmüş bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar sizleri e, hiçbir etkinliğine davet etmediği gibi sizleri muhatap almamış, sizleri susturmak için elinden geleni ardına komamış, cezalar göndermiş artı bir sürü yasalar çıkarmış falan bir iktidardan bahsediyoruz. Buyurun gidin gidiyorsanız akredite muhalifler. Evet. CHP Lazlı milletvekili Gürsel Erol tv yüzde katıldığı bir yayında bu kimyasal silah kullanımı, kimyasal gaz kullanımı Kuzey Suriye'deki iddialarla ilgili olarak Sezgin Tanrıkul'un bir soru önergesi vermesi ki kendi partili milletvekili aynı partide siyaset yaptığı isim Sezgin Tanrıkul'un verdiği soru önergesini eleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez. O eleştirileri de sorumsuzca buluyorum diyor Tanrı Kulu'na yönelik olarak. Devletin kurumları üzerine asla bir milletvekili yetkisini, sorumluluklarını seviyesini aşarak ne bir açıklama yapmalı ne bir önerge, soru önergesi vermeli demiş. Bu siyasetçi profilinin Türkiye'de Sadece bir partiden değil siyaset sahnesinden ayıklanması seçmenlerinin ve gençlerin Z kuşağının başta bu tür söyleme veya bu tür söylem sahiplerine asla prim vermemesi ve ignore etmesi, yok sayması e, gerekiyor ve kapıyı göstermesi icap ediyor. Bu mesele sadece CHP, AKP, İYİ Parti falan meselesi değil. Hangi partide olursa olsun partili partisiz kim böyle bir antidemokratik? Devletçi, devleti kutsayan, kol kırılır yen içinde kalır işte düsturunu şiar edinmiş. Neyse bu diskurla yürüyen, bu öğretiyle yürüyen, bu metinle yürüyen kimse ona kapıyı göstermesi icap ediyor. Şimdi tak zaman ayarlı tuzak derken biraz da Kübra Par'ın Habertürk'teki yazısına atıfla dedim KC'yi yazarken. Kübra Par mühim bir kulis veriyor Habertürk'teki yazısında. AKP 2023 seçimleri için aynı gün referandum olasılığını düşünüyor. Okuyalım ilgili satırları. Cumhurbaşkanının anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referandum'a götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek. Ak, AK Parti'nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine referandum yapmak israf değil mi diye sordum. Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok. O da seçim günü yapılabilir dedi. AKP belli ki. Referandum sandığına bir sandık daha ekleyerek... Bir pusula daha ekleyerek... Seçim sandığına... Bir pusula daha ekleyerek... Bir sandık daha ekleyerek... Referandum sandığıyla seçim sandığını yan yana koyacak... İşte bak başörtüsünü de oyluyoruz diyecek... Ve tabii Türkiye'nin %85-90'ı... Elbette başörtüsü serbest olmalı falan düzenlemesine... Evet oyu vereceği için... Bir anlamda... Bu düzenlemenin mimarı... AKP'yi de es geçmeyecek... Veya MHP'yi neyse... Es geçmeyecek... Burada... Zaman ayarlı bir tuzak var. Hem e, bu mesele işte referandum ya da çifte sandık ama masraf olmasın falan meselesi değil. Bu aynı günde bir taşla iki kuş vurma meselesi. Bu seçimi e, alma bir biçimde amaca ulaşma hamlesi. Yani referandum havucunu tutarak e, seçmeni iktidar çukuruna düşürme hamlesi. Şimdi bakıyorsunuz referandum meselesine. Başörtüsü meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiklerinde sadece AKP MHP değil, ...irili ufaklı küçük partilerin, İyi Parti'nin hatta HDP'nin de getirsinler bakalım elbette biz de buna destek veririz dediğini görüyorsunuz. CHP de oyunu bozmak için katılırsa 400'ün üzerinde bir oyla yani referanduma gerek kalmadan anayasa değişikliği yapılabiliyor. Anayasa değişikliği için meclis üye tam sayısının 3'te 2'si gerekiyor. 600 üye tam sayısı olduğu için 400 üyenin oyu gerekiyor. CHP olmadığı zaman bu 370'lerde 380'lerde kalıyor. İyi Parti'yi HDP'yi de katın. 360'da kaldığında referanduma götürülüyor. Otomatikman referanduma götürüyor Cumhurbaşkanı. 360 ile 400 arasında kaldığında. Fakat 400'ü geçtiğinde Cumhurbaşkanı gene de referanduma götürebiliyor. Yani kabul edip yayınlayabiliyor. Anayasayı gene Cumhurbaşkanı'nın yetkisi 400'ü geçmiş olsa bile referandum sınırını geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmış olsa bile bunu referanduma götürebiliyor. Yani siz her anlamda bu konuda ehliyeti, ruhsatı, dümeni Tayyip Erdoğan'ın eline veriyorsunuz ve onun yönetimine terk ediyorsunuz. Bu Zaman ayarlı bir tuzaktır kritik bir süreç ve muhalefetin buna oturup sağlam sağlıklı bir hamle geliştirmesi gerekiyor. Eğer kendi bir hamle yapmazsa iktidar zaten harekete geçmiş durumda işte bir son dakika bilgisi AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti olacakmış. Bugüne kadar muhalefeti yok sayan, muhalefeti terörize eden, muhalefet liderlerini teker teker içeri tıkan, hakkında soruşturma başlatan, dokunulmazlık dosyaları hazırlayan falan AKP bir anlamda gazetecilere uzattığı zeytin dalı gibi şimdi e, muhalefet partilerine de zeytin dalı uzatıyor. Adalet Bakanı'nın e, hazırladığı Erdoğan'a sunulan anayasa değişikliği teklifi muhalefet partilerine de götürülecekmiş efendim. Evet tiktak zaman ayarlı tuzak geliyor. O arada millet inim inim inliyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu açlık sınırını 8.223 lira olarak belirlemiş. Yoksulluk sınırında 24.513 lira. Yani 20, 4 kişilik bir ailenin geliri 24.500'ün altındaysa yoksul. Artarak devam ediyor bu rakamlar. Yine Türkiye pasaportunun değeri sağdaki işte ilanı alıntılayan Ahmet isimli bir Twitter kullanıcısı 48 saatte başvur 90 günde TC pasaportunu al diyor dezenformasyon herhalde demiş. Yani inandı, hiç inan, inanası gelmiyor yani insanın 400 bin dolar yatırım 48 gün, 48 saatte başvuruyorsun 90 günde de pasaportu cebine koyuyorsun bu kadar bekleme süresi falan yok adeta. Cüneyt Akman da altına harika bir yorum yapmış. Diyor ki bu yakınlarda TC vatandaşları bile TC pasaportunu o kadar sürede alamıyor. Yani gerçekten de öyle pasaporta başvurun bakalım kaç ay sürüyor. Evet. Fikri takip dün bahsetmiştik Süleyman Soylu'nun yargıya müdahalesini İstanbul savcısını arayarak iki konu hakkında müdahale etmişti. Ama ağırlıklı olarak müdahale ettiği konu Sedat Peker örgüt soruşturmasıydı. Ee, ve Sedat Peker aklandığı Sedat Peker hakkında bir takibat olmadığı Sedat Peker suçlanmadığı için savcıyı adeta paylıyordu Tolga Şardan T24 T24'te yazdığı yazıda soylu aynı anda hem İçişleri hem de Adalet Bakanı mı diye soruyor adli kolluğun bağlı olduğu bakanın soruşturmayı ya da yargılamayı yürüten başka bir bakanlığın bünyesindeki üst düzey yargı mensubuna ayar vermesi şimdiye kadar pek görülen durum değil demiş kusura bakılmasın ama yani başlıkta bir hata var yani Süleyman Soylu Adalet Bakanı olsaydı savcıyı arayıp talimat verebilecek miydi? Şunu şöyle yap bunu böyle yap diyebilecek miydi? Bazen Türkiye'de işleri takip ederken çizgiden çıkıyor insanlar ve çizgiden çıktığını da fark etmiyor. Adalet Bakanı'nın işleri yapması gerekenler belli. Son derece sınırlı bir alanda yürümesi gerekiyor. İşte hukuk veya yargı mensuplarının hakları ile ilgili konular filan. Yani batıda bu böyle. Batıda herhangi bir adalet bakanının bir mahkemeyi araması, mahkeme başkanları araması, bir savcıya müdahale etmesi, yürüyen bir davaya müdahale etmesi vesaire düşünülemez bile. Kimsenin aklından bile aklından geçse bile yapmayı düşünmeyeceği bir şey. Ha kapalı kapılar ardında oluyor mu? Herkes yapmaya çalışıyor. Donald Trump Adalet Bakanı'na yargıya tesir etmesi için talimatlar yağdırıyordu. Adalet Bakanı kimini yapıyor, kimini yapmıyor, kimini kulak arkası ediyordu. Birkaç Adalet Bakanı gitti geldi zaten. Adalet Bakanlığı sıkıntılı bir müessese esasen. Varlığı da tartışılmalı. Eğer var olacaksa da gerçekten görev alanları, yetki alanları son derece sınırlı olmalı. O açıdan bu yazının başlığını eleştiriyorum. Süleyman Soylu İçişleri değil Adalet Bakanı olsaydı savcıya müdahale etme yetkisi olacak mıydı? Yani Bekir Bozdağ istediği gibi savcılara müdahale edebilir diyorsunuz. Ediyor zaten de adam. Fakat bunu normal karşılıyorsunuz. Kastettiğim o. Kapatırken Transatlantik'e gidelim. Amerika Başkanı sağlık sorunlarıyla gündemde artık kameralara üst üste verdiği görüntülerle yön duygusunu yitirmesi, olmayan kalabalıkları selamlaması, olmayan boşluğa doğru elini uzatıp tokalaşmaya çalışması falan gibi fiziksel sorunlar var ve bu artık görülüyor, gözle de görülüyor. Yarın bir hastalığım olur, ölebilirim fakat şu anda sağlığım gayet iyi demiş yaptı açıklamada. 80 yaşını geçti. Gerçekten başta da söyledim. Onunla bağlıyorum. E, politikacılar özellikle 65'li 70'li yaşlardan sonra aktif siyasetten çekilmeli. Yani belli bir makamda belli bir mevkide elbette nasihatleriyle yazılarıyla, anılarıyla tavsiyeleriyle gençlere veya yeni gelen politikacılara görevdeki politikacılara yardımcı olabilir. Danışmanlık yapabilir ama hele 80 yaşından sonra bu işler böyle artık göz görüyor yani ve insan mı kalmadı 300 küsür milyon nüfuslu Amerika'da. Alttan gelen temsilciler meclisi üyesi, senatör vesaire yok mu? E, o kadar 50 tane eyalette. Evet. Dolayısıyla olay 75 80 85 yaşındaki insanlara kalmamalı. Devlet yönetiyorsunuz, kolay değil hele böyle sıkıntılı, netameli bir dönemde diyor ve bugünkü manşeti de böylelikle noktalıyorum. Bir sonraki yayında efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.